Ada kızım uyan. Ada. Baba. Kızım uyan. Baba. Baba. Sabah bu evden bir cenaze çıkacak. Şimdiden başın sağ olsun Kendal'a. Bir ana evladını kaybettiğinde bütün günahları silinirmiş. Çünkü yaşadığı acı cehennem ateşine denk olduğu için ne var ne yok bütün günahlar silinirmiş. Sen de bir anasın. Sen de evladını kaybetmiş bir anasın. Şimdi evlat katili mi olacaksın? Ha? Ben katil değilim. Sadece kızımın intikamını alıyorum. Hem katil olan o. Şimdi cezasını çekecek. Bir nevi iyilik yapmış oluyor. Bu çocuğu o da istemiyor. Kaç kere aldırmalara kalktı. Ellerin güçlü. Sarıl ona. Ayakların güçlü. Ona git. Anne. Biliyorum anne. Uyumuyorsun. Sen de aynı benim babama yaptığımı yapıyorsun. Peki anne. Konuşmayalım. Ama şunu bil. Senin de babamı hala sevdiğini ve beklediğini biliyorum. Beni bilirsin işte. Hani sen diyorsun ya. Aynı babansın diye. Aynen öyle. Özür dilerim anne. Şimdi diyeceksin ki hep yapıp yapıp özür diliyorsun. Ama sen kızını bilirsin değil mi anne? Anne. Anneciğim. Lütfen affettim de. Seni çok seviyorum. Anne. 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 Kendine gel ne olur. Ne olur. Ada. Kendine gel ne olur.
Git üstüne bir şey getir, git. Hayır anne, lütfen. Ne olursa bir şey olmasın. Darin, Adana sesi miydi o? Kimin sesiydi? O kim bağırdı? Sibel, bilmiyorum, bilmiyorum. Anne! Anne! Ebru! Ne oldu Ebru'ya? Emine abla, annem uyanmıyor. Ebru! Ne oluyor? Bilmiyorum. Arabaya götür çabuk. Kendal! Kendal! Kızım git anahtarı al, amcam al, bir şey yap. Anneciğim ne olur yana aç gözünü. Ana ne oldu, ne bu ses? Ya Ebru'ya bir şey olmuş, bilmiyim. Ne olmuş? Bilmiyim dedim Özlem. Ay sen de şimdi ayak altında dolanıp durma. Kendal kalk. Bismillah. Ne oluyor ya? Kendal, Ebru'ya bir şey oldu. Ya ana bahane ne olduysa oldu ya. Kendal kalk, Ebru bayıldı. Baran kucakladı, kapıya çıkardı. Hastaneye götür hadi. Ya ana bayıldıysa ayılır. Hem korkma, hiçbir şey olmaz sosyete gülüne. Kendal! Ya ana ortalığı ne kaldırın ya? Çağırsınlar bir ambulans, götürsünler. Kalk Kendal, kalk! Kadının derdi tasası bitmiyor. Allah'ıma gidamma vuracım kendimi. Hayvı Ebru'nun kendinin Allah belasını versin ha. Ne oldu buna? Hadi kapıyı aç. Bilmiyoruz, bayılmış. Haydi haydi, binin arabaya. Fırat, oğlum hemen konağa gel. Ebru'ya bir şey oldu. Ne diyorsun teyze? Ne oldu Ebru'ya? Bilmiyorum oğlum. Kendal hastaneye götürdü. Hadi çabuk gel, ben sana anlatırım. Tamam teyze, tamam. Ne olur hızlı git, daha hızlı gidemez misin? Gidiyik ya, kaza mı yapalım? Otur oturdun yerde. Maya, oradan peçete bir şey var lütfen. Anne. Gittiler mi? Gittiler ana. Ne olmuş Emine? Ne bileyim, ana bir çığlık duyduk. Bir baktık ki Baran'ın kucağında Ebru baygın yatıyor. Hastaneye gideyiz. Ebru nerede? Ne oldu? Ya bilmiyorum. Bayılmış. Baygın buldular. Götürdüler hastaneye. Haydi Emine. Kızlar, Rüzgar yukarıda uyuyor. Sakın bir şey belli etmeyin. Tamam mı? Tamam ana. Merak etme sen. Sen bir şey biliyor musun? Yok vallahi. En son avluda oturup ağlıyordu. Aldım götürdüm içeri. İki dertleştik sonra gitti. Hay derdi batsın onun. Kendi başlı başına bir dert zaten. Senin dilin pek mi uzadı böyle her şeye laf yetiştirip duruyorsun? Seninle ilgili bir mesele değil bu. Dilden kısa, gözden de uzak ol yeter. Hadi odana.
Bana bak. Bana ne yapacağımı söyleyip durma artık. Tamam mı? Yeter. Bana bak. Sen böyle ağama güvenip de mi dil uzatıp duruyorsun ha? Güvenme. O dilini koparıveririm Allah senin. Zaten canım burnumda. Seninle de uğraşamam. Hadi oradan. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben göstereceğim sana canını Sibel Hanım. Aslında ölüm o kadar yakınımızda ki her an her dakika olabilir. Durakta otobüs beklerken freni patlamış bir kamyon çekip alabilir bizi sevdiklerimizden. Ya da takımının galibiyetini kutlayan birinin havaya açtığı ateşte vurulabiliriz. Pamuk ipliğiyle bağlıyız hayata. Her an her dakika çıt diye kopabilir. Yaşayamadığımız için kahırlandığımız hayallerimiz, söyleyemediğimiz için derdimiz olan sırlarımız, korktuğumuz her ne varsa bir anda anlamını yitirir. Biliyorum kefenin cebi yok. Yok. Ama eğer olsaydı, içine pişmanlıklarımızı doldururduk. Keşke öfkeyle kalbimi karartmasaydım. Keşke korkularımla inşa ettiğim cehennemde yanmasaydım. Keşke söyleseydim. Keşke söylemeseydim. Kırmasaydım keşke. Bu kadar kırılmasaydım keşke. Keşke çocuklarıma daha çok vakit ayırsaydım. Daha çok öpseydim, koklasaydım, daha az kızıp daha çok sevseydim. Ne kadar sevsem eksik olsaydı. Keşke. Keşke. Babaanne. Babaanne. Sakin olsana. Ya çekil be. Lütfen ona bir şey olmazsın. Lütfen. Lütfen. Tamam ağlama. Neredesiniz?
Ne oldu? Ebru nerede? Ne dediler? Bayılmış bilmiyoruz. Annem nasıl, iyi mi? Sakin ol. Lütfen, lütfen sakin. Anneniz iyi. Merak edilecek bir şey yok. Belirtiler zehirlenmiş olduğunu gösteriyor. Yalnız midesini yıkadık. Zehirlenme mi? Nasıl olur? Ya neden zehirlenebilir ki? Bizden farklı bir şey yemedi. İyi düşünün kızım. Başka bir şey yedi mi ananız? Hayır, yemedi. Hepimiz aynı şeyleri yedik. Sen ne zaman uyandın ya? Annem nerede? Ablalarım da yok. Babam geldi onları aldı, beni unuttu mu? Hiç öyle şey olur mu? Hadi gel, üşüyeceksin. Hayır, ben annemin yanına gideceğim. Tamam, onlar da gelecekler ama sen üşüme. Hadi gel bakalım. Tamam. Ya basit bir zehirlenme işte. Ömrümüzü yedi, ondan zehirlenmiştir. Kendi al. Ortalığı ayağa kaldırmaya gerek yok. Midesi yıkanmış, geldi geçti. Sabaha kadar uyur, sonra gelir, kaldığı yerden bizi dürtmeye devam eder. Amca. Pis sus Kendo. Doktor bey ne diye bir dinle. Ya ana diyeceği belli işte, haydi biz gidelim. Fırat kalır burada. Leyzemoğlu, sen başında durursun değil mi? Gözümüz arkada kalmaz yani. O kadar basit değil. İntihara teşebbüs olabilir. Ne? Sosyete gülüne bak hele. Annem asla öyle bir şey yapmaz. Doktor bey, siz ne dediğinizin farkında mısınız? Ebru mümkün değil, böyle bir şey yapmaz. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bu bir tarım ilacı, zehirlenmesi. Tamam, güller böceklenmişti. Onları ilaçladık, ondan olmuştur. Yok, solunum yoluyla mümkün değil. Ama ilaçtan bahsetmiştiniz. Onu içmiş olabilir. Nasıl ya? Dediğim gibi, intihara teşebbüs olabilir. Kendine geldiğinde durum anlaşılır. Geçmiş olsun. Mümkün değil. Ebru böyle bir şey yapmış olamaz. Neden? Bilmiyorum ki. Rüzgarcığım, Baran abin karnı ağrımış, hep beraber hastaneye gitmişler. Üşütmüş herhalde biraz, merak etme değil mi? Ben susadım. Bundan içer misin? Yapmaz. Yok. Benim annem öyle bir şey yapmaz. Ada sakin ol. Nasıl sakin olayım ya? Nasıl sakin olayım? Annem içeride midesi yıkanmış yatıyor. Bir de intihar etmiş diyorlar. Nasıl sakin olayım? Benim annem bizi bırakmaz. Belki de senin yüzündendir Ada. Sen hep annemin üstüne gittiğin içindir. Onun bütün çabalarına, bizim için bütün katlandıklarına rağmen sen hep onu suçladığın içindir. Ne diyorsun sen be? O hep sustu. Hep dayandı sen üzülme diye. Hiçbir şey söylemedi. Ama sen ne yaptın? Daha çok üstüne gittin. Al işte, olan bu. Öyle mi? Sen incecik kız, tavırların bozulmasın diye söyleyemediğin, isyan edemediğin şeyleri ben söyledim diye ben suçlu oluyorum, öyle mi? Ada. Ya sen de bırak ya. Bunlara bir sebep de sensin. Al işte. Sen hep böylesin. Hep saldırıyorsun, hep suçluyorsun. Yeter artık Ada, yeter. Ne yapıyorum ya, ne yapıyorum? Bu Allah'ın belası yerden gitmeyi istemek dışında ne yapıyorum? Kızlar. Etrafındakileri kırıp geçiriyorsun, görmüyor musun? Ağzına geleni konuşuyorsun hiç düşünmeden. Annemi senden daha çok üzen biri daha yoktur. Emin ol.
Fırat, bırak öfkelerini soğutsunlar. Yapmamıştır değil mi? Ebru böyle bir delilik yapmamıştır. Hepimiz onun ne kadar güçlü bir kadın olduğunu biliriz. Yapmamıştır belki teyze de. O bu noktaya gelsin diye el birliğiyle uğraşmadık. Dayanır dedik, yüklendik. Kırılmaz dedik, yüklendik. Üç çocuklu koskoca kadını liseli kızı azarlar gibi azarlamadın mı teyze? Ne o Fırat? Sosyete gülünü savunacım diye anama mı yükleniyorsun ha? Ana haydi gidelim. Ben hiçbir yere gitmeyeyim. Doktor bey. Buyurun. Ben içeri girebilir miyim? Şimdilik uyuyor. Önce bir kendine gelsin öyle. O beni her şekilde duyar. Benim ona söyleyeceklerim var. Yapmadın değil mi kızım? Yapmazsın. Sen benim tanıdığım en güçlü kadın, en güçlü anasın. Sana karşı boynumuz bükük. Yüzüne bakamayız. Sen sanın ki biz seni sevmediğimizden, seni istemediğimizden. Vallahi de billahi de değil. Yüzüne bakamıyorsak günahımızdan, utancımızdan bakamayız. Ne diyeceğimizi bilemediğimizden. Kimimiz günahını örtmek için kol kanat geriyi benim gibi. Kimimiz durmadan saldırıyı. Arsızlıktan değil kızım, çaresizlikten. Kendal gibi, narin gibi. Affet bizi kızım. Yapmadın değil mi? Yapmamışsındır. Kızlarını, oğlunu bırakıp gidemezsin. Her şeye rağmen yapmadın, şimdi mi yapacaksın? Bir delilik anıdır deyip geçelim. Yaptıysan bile şimdi deli gibi pişmansındır. Oğluna kavuşmadan ölemezsin Ebru. Oğluna kavuşmadan ölemezsin. Baran senin. Ne o? Bitiremedin mi içindekileri? Ne çok şey biriktirmişsin bana karşı. Niye sürekli böyle yapıyorsun Ada? Yeter ya. Ne yapıyorum? Sürekli Ada öyle yaptın, Ada böyle yaptın. Ya başka kimse yok mu? Tek suçlu ben miyim? Varsa yoksa Ada. Benim yüzümden mi geldik buraya? Benim yüzümden mi kaldık burada? Tamam. Olanlar için kimse seni suçlamıyor ki zaten. Sen de annemi bu kadar suçlamasaydın. O da istemedi böyle olmasını. Evet istemedi. Ama engelleyemedi de. Annem hasta yatağında yatarken sen hala nasıl böyle konuşabiliyorsun? Maya, ben artık dayanamıyorum. Yabanisin işte. Sana yaklaşamıyorum bile. Sen ne ettin kapının önünde? Merak ettim o nasıl diye. İyi,
Uy. Haydi anacığım, haydi gidelim. Sosyete Gül'ü sabah anca uyanır. Fırat da burada. Perişan oldun ya, haydi. İyi madem. Emine, hadi gideyiz. Ay nasıl oldu acaba Ebru yenge, merak ettim. Vallahi ben de. Arasan mı anamı? Ara. Alo ana. Biz Ebru yengeyi merak ettik de. Zehirlenmiş kızım. Midesini yıkadılar. İyi şimdi. Zehirlenmiş mi? Nasıl olmuş ana? Neden ki? İntihardan şüpheleniyorlar. Ama uyuyun şimdi. Konuşamadık. Durum iyi. İntihar mı etmiş? Nasıl olmuş ana? Hadi Melek, hadi. Konağa geliniz şimdi. Konuşuruz. Ebru yenge intihar etmiş. İntihar mı? Kadının çok üstüne gittiler. Kadının kocası öldü. Üstüne Narin ablayı öğrendi. Üstüne bir de abim gidince... olacağı buydu. Rüzgarcığım. Hadi kalk, seni yerine götüreyim. Annem gelmedi mi? Ben de gelmeden uyumam. Onlar gelir. Zaten yorgun olurlar. Sen yat uyu, dinlen. Ha? Hadi bakalım. Dur sen öyle yalın ayak gitme. Baran, haydi. Amca, ben dayımla kalayım. Ne gerek var şimdi aslanım? Sen de gel bizimle. Tamam Baran. Siz kızlara dikkat edin. Oğlum, sen de gitseydin ya, sabah okulun var. Yok dayı, sen de kalayım. Bir ihtiyacım falan olur. İyi, hadi gel. Şu deli kızlara sahip çıkalım var. Hadi bakalım Rüzgar. Güzel güzel uyu. Annenler de gelecek. Tamam mı? Aferin. Aferin sana. Hadi iyi geceler. Ne olur aç gözünü. Anne affet bizi. En çok da beni. Söz vermiştim ya anne sana. Yanında olacağım diye. Bak yanındayım işte. Her zaman da olacağım. Anne ne olur. Bizim senden başka kimimiz var anne? Sakın anne. Sakın bizi bırakma. Hani demiştin ya sen bize. Siz bırakırsanız ben düşerim diye. Asıl sen bırakırsan biz düşeriz anne. Çok seviyorum anne. Seni çok seviyoruz anne.
Ne olur aç gözünü. Aç gözünü. Al eline terliği. Yer misin, yemez misin? Yer misin, yemez misin? Anne terliği candır değil mi ama? Dayı. Versene onları. Sen versene. Sınır. Anne. Anne. Uyandın çok şükür. Anneciğim iyi misin? Annem uyandı. Ben hemen doktora haber vereyim. Ne oldu bana? Neredeyim ben? Hatırlamıyor musun anne? Rüzgar nerede? İyi anneciğim evde merak etme. Günaydın. Geçmiş olsun. Hadi kızlar, biraz müsaade edin. Annenizle biraz konuşalım. Ebru Hanım, neden böyle bir şey yaptınız? Ne yapmışım doktor bey? Vücudunuzdaki zehir miktarı bizi intihara teşebbüs ettiğinizi düşündürdü. Nasıl yani? Ciddi miktarda tarım ilacı içmişsiniz. Hatırlamıyor musunuz? Hayır, ben öyle bir şey yapmam. Nasıl yani? Toksoloji raporunda vücudunuzda sizi öldürebilecek kadar ciddi oranda zehir bulundu. Siz içmediniz mi? Hayır doktor bey. Niye yapayım öyle bir şey? Gözlerini açtı ya çok şükür. Gerisinin önemi yok. Geldi geçti. Hala inanamıyorum ya. Annem nasıl böyle bir şey yapar? O zaman ortada çok ciddi bir durum var. Biri sizi öldürmeye çalışmış olabilir. Bu adli bir vaka. Yetkililere bildirmek zorundayım. Kim beni neden öldürmek istesin ki? Siz istirahat edin. Endişelenecek bir şey yok. Geçmiş olsun. Doktor bey, nasıl durumu? İyi, tehlikeyi atlattı.
Ama bir problem var. Nedir? İntihar teşebbüsünde bulunmadığını söyledi. Ben söylemiştim. Annem bunu yapmaz demiştim. Ama bu tip zehirlenmelerde geriye bir seçenek kalıyor. Biri Ebru Hanım'ın yiyeceğine içeceğine zehir koymuş. Araştırılması gerekiyor. Geçmiş olsun. Allah Allah. Kim yapmış olabilir ki böyle bir şey? Kim yapar ha? O kadar belli ki kimin yaptığı. Ya siz ne biçim insanlarsınız ya? Yetmedi mi yaptıklarınız? İlla birinin ölmesi mi gerekiyor? Ya siz ne biçim insanlarsınız ya? Ne diyorsun kızım sen ya? Ada ne diyorsun sen? Bunun annesi olacak. Kadın annemi zehirlemeye çalışmış. Tabii kendi ölemedi, annemi öldürecek. Bak ağzını topla yoksa ben gelip toplayacağım. Baran bir dakika. Ada ne demeye çalışıyorsun? Benim bir şey demeye çalıştığım yok. Doktor kendi söyledi. Bak hala devam ediyor da. Ya bırak ağzının payını vereyim şunun. Siz bunun hesabını vereceksiniz. Ne diyor bu manyak ya? Anlarız şimdi. Telefon mu etsek acaba? Amma dert ettiniz ha. Sosyete Gülü'nün nazik midesi kaldıramadığı bir şey yemiş. Büyütercik ne var ana? İşte böyle diye diye başımıza çıktılar zaten. Melek, koş telefonumu getir bana. Tamam ana. Bir arayalım bakalım. Onlardan ses seda çıkmadı. Kadına bir şey olmuş olmazsın. Baran Efendi de gece hastanede kaldı. Dayısını yalnız bırakmak istememiş. Ay kızlar çok kötüydü. Fırat yanlarında kaldı. Ha, Baran da dayısına yardım etmek için kaldı. Ebru, doktor ortada ciddi bir durum olduğunu söyledi. Evet, bana da sordu ısrarla. Ya intihar etmiş olabileceğini düşünüyor ya da biri seni öldürmeye çalışmış. Fırat, ben böyle bir şey asla yapmam. Sen de çok iyi biliyorsun. Biliyorum, biliyorum da aklım almıyor. Kim böyle bir şey yapmış olabilir ki? Hiç bilmiyorum. Anne Narin. Maya. Saçmalama Maya. Böyle bir şeyi Narin bile yapmaz. Ha Fırat, Ebru nasıl? İyi teyze, iyi. Ama intihara teşebbüs etmediğini söylüyor doktor. Yani doktorun dediği bu. Birisi onu öldürmeye çalışmış. Yiyeceğine ve içeceğine bir şey karıştırılmış. Tamam oğlum, anladım. Ana ne olmuş? Zehirlenmiş. E onu bileyim. İntihar etmemiş. Sabah kendine gelince söylemiş, ben böyle bir şey yapmadım demiş. Ana, peki neden olmuş? Birinin onu zehirlediğini düşünüyorlar. Kim yapar ki ana böyle bir şey? Hepiniz bana bakıyorsunuz ki. Ya çirkef atmasın manyak karı. Ana ben fabrikaya gideyim. Aa. Ebru'dan haber var mı? Sana ne Ebru'dan? Herkesin derdi tasası Sosyete Gül oldu ha. Zehirlenmiş işte. Yediği içtiği bir şey dokunmuş herhalde. Hayır yani akşam yanıma geldi. Şekeri düştü diye şerbet içirdim. Ne bileyim ondan oldu desem. Emine abla ilk yaptığında ben içmiştim. Hatta Rüzgar'a da içirdim yani. Bilemedim. Özlem. Git odadan benim paltoyu getir. Bu ceket ince kaldı. Haydi.
Sen de bir kahve yap bana. Bir şeye ihtiyacın var mı? Çekinme, söyle ha. Yok ağam, sağ ol. Ağam. Herkes delirmiş vallahi. Tımarhane mübarek. Ne oldu şimdi buna? Ne diye acıdın sen? Yok bir şey. Ada. Tamam, sen çık oğlum. Ne oluyor Ada? İyi misin sen? Hayır değilim. Gereken yapılmadıkça da iyi olmayacağım. İhbarda bulunmak istiyorum. Kimle ilgili ihbar? Yine Kendal bir şey mi yaptı? Hayır. Narin'i ihbar edeceğim. Rüzgar. Hayvanım gitti çocuk. Rüzgar. Ay. Ay Rüzgar, şükürler olsun. Ömürler gelmedi mi? Allah'ım çok şükür. Rüzgar, sen Sibel odasındaki şerbetten içtin mi? Kokusunu sevmedim. O yüzden içmedim. Hiç içmedin değil mi? Hayır. İyi, tamam. Aramızda kalsın değil mi? Kimseye bir şey söyleme. Neden? Neden? Çünkü bu bir oyun. Adı da sır oyunu. Tamam. Tamam. Babam ne zaman gelecek? Sen biliyor musun? Gelecek, merak etme. Annemler gelmedi mi hala? Annenler geldi. Geldi de sonra tarlaya gittiler. Hadi sen de giyin artık, okula geç kalacaksın. Ne işin var senin Ebru'nun odasında? Rüzgar okula gidecek ya, onu uyandırdım. İyi. Ne oluyor ya? İzin almadan içeri dalmak da ne demek? Yok canım. Bir de sizden izin mi alacaktık? Ne istiyorsun sen ya? Yok bir şey. Sen işine bak. Sen ya manyak mısın? Yanlışlıkla oldu. Sevgili ablan temizler artık. Vereyim, örteyim. Oh sabahlar olmasın ha küçük hanım. Bari odanızı temizleyin. Onu da biz mi yapacağız? Ayşe. Manyak bu kadın ya. Kim ya? Özlem. Ne oldu ki? Sırf sana işkence olsun da. Ya hiçbir şey bulamasa geliyor odayı dağıtıyor.
Emine ablanın sana yaptığı şerbet var ya, odanın ortasına döktü. Allah Allah. Sanki ben anlamıyorum. Delireceğim ben burada ya. Neyse, bulaşma sen ona. Ebru abadan haber var mı? İyiymiş. Baran da gelmedi daha hastanede. Melek, Özlem. Buyur ha. Yine ne hatlar karıştırayım ha? Bir şey yok. Sen niye döndün? Abi, bana mı seslendin? Salonda masanın üstünde arabanın anahtarı var. Getiriver. Haydi. Al birini, vur ötekine. Hepsi bir. Tövbe tövbe. Gel bakalım, gelsin. Ayşe, Rüzgar'ı okula götür. Ablamlar? Ondan sonra gelecekler. Ben bugün yalnız kaldım, korkarım yolda. Sen götür beni okula, olur mu? Bunu da kapatalım. Geç otur bakalım, bir konuşalım. Oturamam. Ya siz bir şey yapacak mısınız? Annemi zehirleyen Narin denen o kadın. Biliyorum, tek şüpheli o. Sana bunu düşündüren ne Ada? Çünkü geldiğimizden beri her gün ama her gün anneme hakaret ediyor. Ya bir gün bile yüzümüz gülmedi bizim o konakta. Derisini yıllarca kopardın aldın benden. Şimdi boş mezarını da mı istiyorsun? Ada bak, bu söylediklerin büyük bir suçlama. Emin misin? Eminim. Tamam. Önce bir Ebru Hanım'la konuşalım bakalım. Baran? Baran? Ana, bu kadar zehir Ebru'yu aras falan bırakmaz değil mi? Allah korusun Emine. Ya müdesini falan yıkadılar ya. Ne bileyim ana, insan korkuyor işte. Ne kadar kıymetliymiş Ebru Hanım. Bütün konak derdine düştü. Narin, o ne biçim söz? Ha, bıraksaydık da ne olursa olsun mu deseydik? Deseydik ana, deseydik. Aman ölseydi de kurtulsaydık işte. Narin, yoksa sen mi? Ne ana? Yok, sen bir şey yapmadın değil mi? Ebru'yu sen... Sen ne diyorsun ana? Az önce kendin söyledin Narin. Ölseydi falan. O lafın gelişi. Vallahi ben anlamam. Lafın bir gelişi bir de gidişi var. Orada durduğu yerde durmuyor yani. Siz ne demek istediğinizin farkında mısınız Allah aşkına? Narin bir sakin ol. Hepimiz insanız. Eğer bir delilik yaptıysan... İnanamıyorum ana ya. İnanamıyorum ben buna. Yani hepiniz benim katil olabileceğime inanıyorsunuz öyle mi? Narin, anam öyle söylemek istemedi. Ne söylemek istedi Emine abla? Ben hiçbir şey yapmadım. Ama iyi oldu bu. Narin hayatta yapmaz. O kadar da değil. Niye yapmaz Emine abla? Bal gibi de yapar. Kendi canına kıymış ya. Başkasının canına mı kıymayacak? Zaten Ebru yenge geldiğinden beri bastığı yer kazıp atıyor. Özlem, ayaz alıp buz satma. Ana yalan mı? Ben bir Narin'e bakayım. Ebru, inat etmesen de bir sandalye bulsak. Yok, hiç gerek yok. İyiyim ben. Ada, ne yaptın sen? Ne yapmışım?
Yapmam gerekeni yaptım. Geçmiş olsun Ebru. Sağ ol Oğuz Bey. Ada bana durumun şüpheli olduğundan bahsetti. Ben de sizinle konuşmak istedim. Zaten Ada gelmeseydi bile bu tip vakalara biz dahil oluyoruz. Söylesene anne. Narin denen o kadının seni zehirlediğini neden söylemiyorsun? Ada bir sakin olur musun sen? Ada lütfen annemin halini görmüyor musun? Görüyorum Maya, o yüzden deliriyorum. Ya baksana annemin haline. Ada. Oğuz Bey, onun verdiği hiçbir şeyden yiyip içmedim ben. O yapmıştır. Nasıl yaptı bilmiyorum ama kesin o. Yani Narin Hanım size herhangi bir şey vermedi öyle mi? Hayır, öyle bir şey olması mümkün değil. Onu en son mezarlıkta gördüm, sonra da akşam evde gördüm. Oğuz komutan. Benim kardeşim böyle bir şey yapmaz. Gerçi Ebru ile aralarında bir çekişme var ama kardeşim öyle biri değildir. Yapmaz. Çekişme mi var? Ya senin kardeşin annemi öldürmeye çalıştı. Bu konakta kim var ki Kendall'dan başka annemden nefret eden? O da zaten böyle uğraşmaz. Çeker vurur. Ada sakin ol biraz kızım. Ben senin kızın falan değilim. Sen tabii kardeşini koruyacaksın. Ben şu işlemleri yaptırayım. Ben Narin Hanım'la ve konaktakilerle de konuşmalıyım. Doktorunuz yanlışlıkla olmayacak kadar fazla zehir aldığınızı söyledi. Böyle bir şey olması mümkün değil. Bundan eminim. Peki o zaman nasıl oldu Ebru Hanım? İnanın hiçbir fikrim yok. Ama kim ne yediyse ne içtiyse aynısından yiyip içtim ben de. Anladım.